Sevgili seyirciler, değerli takipçilerimiz, Haberler.com stüdyosundayız. Ben Melis Yaşar. Bugünkü konuğum Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen olacak. Sayın Başkan Şükrü Başdeğirmen ile kar yağışı sonrası Isparta'nın durumunu değerlendireceğiz. Sayın Başkanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyiz çok şükür. Biraz üzgün olsak da iyiyiz. Sağ olun. Isparta son 20 yılın en yoğun kar yağışını yaşadı. Bununla ilgili ilk olarak sizden son durumu değerlendirmenizi istiyorum. Evet, sizin de söylediği gibi 20 yıldan beri böyle yoğun kar yağışı almayan ilimiz. Geçtiğimiz Perşembe günü 9 saat süren bir kar yağışıyla yoğun bir yağış aldık. Isparta'nın her yeri kar, çevremiz kar, bembeyaz Isparta şu anda. Evet, şehir merkezinde 45 santime varan, yukarı mahallelerde, üst mahallelerimizde yaklaşık 70-80 santim, çevre köylerimizde, ilçelerimizde 1 metre yapılan bir kar yağışı oldu. Tabii ki bazı zorlukları da beraberinde getirdi. Evet. Bu kadar çok kar yağması bizlere bazı konularda zorluklar da getirdi. Şimdi tabii belediye olarak Isparta'daki yolları açmak, suyu aksamadan evlere verebilmemiz çok önemliydi. Bizim ilk etapta en çok mücadelemiz yolları açmaktı. Çünkü Isparta'mız küçük bir şehir değil aslında. Merkezde 300 bin insan yaşıyor. Burada da 3200 tane de sokak ve caddemiz var. Evet. Bu caddelerin açılması bir süre aldı. Bir de sürekli kar yağdı. 9 saat hiç kesintisiz yağan karda. Yolu temizledik, ana arterleri açtık, döndük, tekrar geldik aynı yere. İş makinelerimiz geldiğinde gene kar birikti, temizledik, gene kar birikti. 9 saat boyunca o anda yağan karı ana arterlerden almaya çalıştık. Tabii ki o anda 3200 sokağa girmek mümkün değildi. Bazı sokaklarda, yerlerde de kar tamamen yolda olduğu için bir anda bir trafikte işlemezlik oldu. Hemen anında bütün araçlarımızla, yaklaşık 80 araç ve 350 kişilik personelimizle bu işe giriştik. Öncelikle hastane çevresi, ondan sonra tabii ki otogarı, okulların yollarını, değişik insanlarımızın çok istifade ettiği bu kamusal alanları temizledik. İlk yapmamız gereken ne olduğunu bilerek. Ve ondan sonra da sokaklara girdik. Yani Perşembe günü yağan kar, akşama kadar süren kar da, Cuma günü akşamı da hemen hemen tüm sokaklarımızda trafiğe açık hale getirdik. Bazı ufak tefek yerlerimiz kalmıştı. Onları da cumartesi günü hallettik. Şu anda bizim Isparta'mızda dün itibariyle açılamayan hiçbir sokağımız kalmamıştı. Bütün sokaklarımızı açtık. Trafiğe açık. Ancak tabii ki sağda solda, kenarda çok kar kütleleri var. Yoldan açtığımız karlar birikti tabii ki. O kenardaki karlarımızı da dün akşamdan itibaren yüzlerce, binlerce kamyonla seferleriyle alıp şehir içerisindeki karları alıyoruz, yüklüyoruz kamyonlara. Açık araziye de boşaltıyoruz. Şu anda yapmamız gereken şeyler bu şekilde. Ama tabii ki bizim için en önemli hizmetlerden bir tanesi de su. Biliyorsunuz. Evet. Su verilemediği zaman çok büyük sıkıntı. Biz de suyun verilmesiyle alakalı çalışmalarımızı hemen bir an önce hızlandırdık. Tabii ki bu büyük kar yağışından dolayı elektriklerle alakalı küçük sıkıntılar meydana geldi. Bizim suyu vereceğimiz pompalarda elektrikler kesildi. Hemen biz oraların jeneratörlerini tamamladık. AFAD bize burada tabii ki çok yardımcı oldu. Hemen jeneratör verdi bize. O jeneratörle beraber biz de hemen suyu vererek, yani böyle bir saat veya iki saat gibi sadece ikinci kattan yukarılara su çıkmayacak şekilde en kısa zamanda da bu sıkıntıyı aştık çok şükür. Yani sonuç olarak bu yoğun kar yağışından sonra caddelerimizde, sokaklarımızda ulaşımla alakalı hiçbir sorunumuz yok. Suyla alakalı herhangi bir sorunumuz yok ve şu anda normale döndük çok şükür. Peki elektrik kesintisiyle ilgili iddialar devam ediyor. Hala elektrik kesintisinin olduğu bölgeler var, iddiası var. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz Sayın Başkanım? Şöyle ki Isparta'da şu anda herhangi bir problem kalmadı. Ben de muhtarlarımızla ben bu irtibatları kuruyorum. Muhtarlarımız bize mahallelerde elektrikle alakalı sorun olmadığını ve elektrik bütün enerji mahallelerimize verildiğini söylediler. Ama belki de tabii tel kopmaları meydana gelemiyor.
O tel kopmalarında bir iki aksama olabilir. Yani onlar da şu anda TİRAŞ arkadaş çok iyi çalışıyor. Şu anda çok kalabalık bir ekip, çok büyük bir araç filosuyla buradalar. Sayın Enerji Bakanımız Cuma günden beri burada. Enerji Bakan Yardımcımız burada. İçişleri Bakan Yardımcımız burada. AFAD Başkan ve Yardımcısı burada. Milletvekillerimiz burada. Tüm Mülki Erkan Valimiz burada. Tüm Mülki Erkan işin başında. Yani o kadar çok mücadele, o kadar çok konuyla alakalı vatandaşlarımızın bir an önce rahatlaması için hep birlikte çalışma yapıyoruz. Bizler mesela komşu illerimizden destek geldi. Evet. Afyon Belediyesi, Konya Belediyesi, Denizli Belediyesi bize kar kurumu araçları ve tuzlama araçları gönderdiler. Onlara ben de buradan teşekkür etmek istiyorum. Hatta ben istemeden onlar tabii ki buradaki sıkıntıyı tespit ederek bize bu araçları gönderdiler. Bu arada tabii ki özel idaremiz burada bize çok hizmet verdi. Devlet su işlerimiz, karayollarımız, bunların hepsi Orman Genel Müdürlüğümüz, onların araçlarıyla. Ayrıca şehrimizdeki özel hafriyat işi yapan firmalarımızın iş makineleri, bunların hepsi bize geldiler. Ve bunlarla beraber el birliği, güç birliği yaparak bu problemi, bu sorunu kısa bir sürede ortadan kaldırdık. Sayın Başkanım, Yalvaç ilçesinde 70 yaşındaki bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Bununla ilgili de iddialar var. Size sormak istiyorum. Donarak hayatını kaybetti iddiaları var. O bölgede elektrik kesintisi var mıydı? Sizden dinleyelim bunu istiyoruz. Evet, Yalvaç'ta 70 yaşında bir vatandaşımız, kendi halinde kendisi yaşayan, tek başına yaşayan. Tabii ki bu oraya gidip de yeri tespit eden güvenlik görevlimiz ifadesine göre orada hiç elektrik kesintisi olmayan bir bölge. Yalvaç bölgesinde çok fazla elektrik kesintisi olmamıştı zaten. Hele hele o vatandaşımızın evinde de bu kesinti hiç olmamış. Ayrıca evinde sobası var. Sobası kurulu. Hatta ve hatta resimlerini gördüm. Sobasının içerisinde odunlar dolu. Yanmaya hazır. Dışarıdan komşuları yardım etmek istedikleri zaman bugüne kadar hiç destek istemeyen, kimseyle görüşmeyen 70 yaşında bir vatandaşımız. En son Cumhuriyet Başsavcımızın açıklamasına göre yapılan tetkikler sonucunda kalp kriziyle, normal eceliyle ölüm olarak raporlandırıldı, o bildirildi. Yani burada donarak ölme olayı kesinlikle yoktur. Kendi eceliyle vefat eden bir vatandaşımızdır. Bize verilen raporlar, verilen bilgilerin dahilinde bugün. Yani öyle donarak ölen veya bu karla alakalı herhangi bir ölüm veya yaralanma olayı kesinlikle ispatımızda olmamıştır. Yani bunlar kirli bilgiler. Yani bir şeyler orada bir, bugün bizim ispatımızda ortalama 14-15 vefat olayıydı. Yani orada da onların içerisinde olan bir tanesi. Normal bir ölüm. Sayın Başkanım, Vali Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı ve buna da koronavirüse yakalanması sebep olarak gösterildi. Bununla ilgili de açıklama yapabilir misiniz? Evet, Sayın Valimiz Ömer Seymenoğlu yaptırmış olduğu testi, COVID testi pozitif çıktı. Ve mecburiyetten de karantinaya girdi. Karantinaya girdiği zaman şu anda biz tabii kritik bir dönemdeyiz. Zor bir ortamdaydık. Bu doğal sıkıntılarımız vardı. Onun için kendisinin olmadığı anda Ankara'da bir valimiz görevlendirildi. Geçici olarak eski bir önceki dönemde Samsun valiliği yapan Osman Kaymak valimiz geldi. Sayın Ömer Seymenoğlu valimiz iyileştikten sonra kendi görevine başlayacaktır. Bize verilen bilgiler budur. İçişleri Bakanlığımız da bu şekilde bir açıklama yaptığı için ben de bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Şu anda sağlık durumu çok iyi Sayın Valimizin. Biraz önce kendisiyle telefonla konuştum. Süreci iyi atlattığını söyledi. Sıkıntılı bir durumu olmadığını söyledi. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşarak aramıza katılacaktır. Yüce Rabbim'den dileğimiz de budur. Sayın Valimizin tabii ki bugünkü ortam böyle sıkıntılı bir dönem olduğu için mecburen valilik adına işin içerisinde arazide olması gerektiği düşüncesiyle İçişleri Bakanlığımız böyle bir değerlendirme yaptığını bildirdi. Biz de işte bu valimizin de talimatlarıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Isparta'mızdaki bu sorunlardan vatandaşlarımızın etkilenmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Sayın Başkanım, son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim. Şimdi şöyle ki, bu tür şeyler biz bereket olarak görüyoruz. Tabii ki büyük külfetleri oldu bu yağışın. Bizim Isparta'mız geçen yıl 2021'de bir kuraklık korkusuyla yaşadı. Biz içme suyumuzu 35 kilometre ilerimizdeki Eğirdir Gölü'nden alıyoruz. Eğirdir Gölü'nde kuraklıktan dolayı su seviyesi çok düştü. Bazı zamanlar su alamaz hale geldik. Bizim için çok önemliydi bu yağış. Burada bizim Darıdere'si göletimiz vardı. Darıdere'si göletimiz de boşalmıştı. Korku içerisindeydik. Yani eğer ki biz bu kışın eğer istediğimiz yağışı alamazsak önümüzdeki 2022, yani şu an içinde bulunduğumuz 22 yılın içerisinde kuraklık yaşayacağımız korkusu vardı. İçme suyunda ve sulama suyunda. Tabii ki bu kar yağışı bir önce de yağmıştı. Üçüncü kar. Bizim için çok önümüzdeki günler için önemli bir yağıştı. Gölümüzdeki, barajımızdaki sular yükseldi. Tabii ki yeraltı sularımız da beslendi. Ama çok şükür ki bu kar yağışı bize bereket olarak geldi. Birkaç günlük sıkıntı yaşadık. Yaşamadık değil, elektrik olsun, su olsun, yol olsun. Bu sıkıntıları yaşadık. Ama birkaç günlük sıkıntıdan sonra, bir yıl boyunca sıkıntı yaşamadan bir zamanımız geçecektir. İnşallah Allah böyle felaket olmadan, bizler zoruma girmeden bu yağışların devam etmesidir duamız. İnşallah o yağışlarla beraber Isparta'mız ve bölgemiz su sıkıntısı çekmeden önümüzdeki yıllarda geçirir. Bu anlamda ben öncelikle vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diyorum. Çünkü çok önemli bir 4 gün, 5 gün geçir. Bu hakikaten bazı vatandaşlarımız için zor geçen bir süreçti. Bizler belediye olarak vazifelerimizi en iyi şekilde yapmak için gece gündüz 24 saat tüm personelimizle, tüm araçlarımızla, dışarıdan aldığımız desteklerle beraber vazifemizi yapmaya çalıştık. Aksamalar olmuş mudur? Olmuştur. Memnun olmayan vatandaşımız olmuştur. Ben tabii ki bir aksama olduysa bundan dolayı özür diliyorum. Ama bütün amacımız, bütün gayemiz en kısa zamanda vatandaşımızın rahata kavuşabilmesi için mücadele vermekti. Bizim personelimiz gerçekten çok büyük bir emekle, gönül verdiği bu işle çok uzun süre aç olduğu zaman oldu, üşüdüğü zaman oldu, zorlandığı zaman oldu ama işini tam layıkıyla yaptı ve bugüne geldik. Başkan yardımcılarım olsun, personelim olsun, gerçekten Isparta'da vatandaşlarımızın da bize çok destek verdi. Çünkü sıkıntılı bir dönemde vatandaşlarımız bize teselli bile eden vatandaşlarımız çok oldu. Evinde elektriği olmadığı halde geldi bize teselli etti. Onlar da kuraklıkla alakalı sıkıntı yaşamayacağımızı düşünerek memnuniyetlerini belirttiler. Ve böylece bugüne geldik. Bugün değil de yarın akşam tekrar yeni bir kar yağışı bekliyoruz. Evet. O meteoroloji bilgisine göre o da yaklaşık 9-10 saat süreceği, sürekli bir kar olduğunu söylüyor meteoroloji. Hazırlığımız tamam. Birinci kar yağışında bazı eksiklerimiz varmış. Onları gördük. Şimdi onları da telafi ediyoruz. Yeni gelecek kara daha iyi bir şekilde hazırlıklıyız. İnşallah o karı da en güzel şekilde karşılayıp vatandaşlarımızı sıkıntıya sokmadan gerekli çalışmaları yapacağız inşallah. Ben bütün vatandaşlarımıza tekrar iyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum sizlere. Sayın Başkanım, bizler de sizlere geçmiş olsun diliyoruz. Hem belediye hem de Isparta'da yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yayınımıza katıldığınız için de çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Isparta'dan selamlar.